Arkadaşlar, hepinize merhaba. Maalesef bu sene felaketler yılı oldu ve dün de İzmir'deki deprem içimizi acıttı. Buradan depremde hayatını kaybeden insanların yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve tekneleri zarar gören değerli denizci dostlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Tsunamiler oluşmadan önceki bu gelgit benzeri geri çekilme tsunaminin en önemli habercisidir arkadaşlar. Şimdi gelin Seferihisar'da neler olmuş beraber bir bakalım. Evet, deprem sonrası denizin çekilmesi bu kadar olmaz abi. Bak, bu iskelenin üstü suyla doluydu. İlk defa bu kadar bu şey. Bak, kara göründü, bak kara. Burası komple insan boyunu geçen bir su kenarı. Bu doğal bir afet. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bakın. Normalde burası sahil. Şu gördüğünüz yerler sahildi. Şu an ayak bastığım yer denizdi daha önce. İnanılmaz burası. Böyle iki adım atınca suya giriyorduk burada. Bu kadar çekildi. En son Karaburun'da bu kadar çekilmişti ama bu çok farklı bir şey. Bu denizin bu kadar çekilmesi hiç hayra alamet değil. Küçük çaplı da olsa büyük dalgalar bizi bekliyor olabilir. İnsanlar tedirgin şu anda. Yani şu gördüğünüz iskele komple suyla doluydu. En az 2 metre su aşağı çekildi yani. Çok çok abartılı çekildi. Yani bakın, kara göründü bakın. Şu kara hayatta ilk defa, 30 yıldır buradayım, bu karayı ilk defa görüyorum. Şu gördüğünüz karayı İlk defa görüyorum. Karşımıza böyle bir şey çıktı burada. Yani suyun çekilmesine bakın. Su geri çekiliyor bakın. Su geri çekiliyor bakın. Burası denizdi abi. Burası denizdi. Şu gördüğünüz yer, bak arkadaşların bulunduğu yerler hep denizdi abi burası. Şu an ayak bastığım yer en az 1 metre boyunda denizdi. Bakın, denizin dibi. Bu tekneyi bağladıkları şey, kanca. Bu bile yani görünüyor dışarıda. Ha, geri gelmeye başlıyor olabilir. Yani gelirse büyük dalgalar olacak burada. Dışarıya vuracak. Şu an geliyor olabilir bak. Geliyor bak. Bakın evet. Yükseliyor şu anda. Yükselmeye başladı. Yükselmeye başladı. Başladı. Evet. Bakın yükselmeye başladı. Geliyor. Evet. Geri çekiliyoruz. Deniz tekrar geri geliyor şu anda. Bak, az önce bulunduğum yer suyla kaplandı. Bak, kara kapandı. Orada kara vardı ya. Kara parçası, o kapandı şu anda. Az önce bir adacık vardı orada, o suyla kapandı. Geri çekildi, tekrar yükselmeye başladı su. Gelince ne olacak, ne bileyim ben, bilmiyorum. Tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde, ne bileyim. Vay anasına ya.
Şuraya bak, battı. Tekne battı, vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti, tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Of 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 of. Çok kötü ya. Adam gidemiyor. Of of, aman oğlum ya. Oğlum insan ne olacak, görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of. Aman Allah'ım ya. Her gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekneler. Şu anda A, B ve C pontonları yok. Ortalıkta yok. Bütün tekneler marinanın içine doğru akıntıyla şey yapıyor. Su tekrar yükselmeye başladı. Şundan mı geliyor acaba? Bu ya şeylerdendir ya, motor yatlardandır. Berbat. Neresi?
Herkese merhaba. A ponton son 4 tekne, Diva teknesi, Phoebus, Kıvanç ve benim tekne Sirene. Biz dördümüz çıkışta sancak tarafta karaya oturmuş durumdayız. Genel olarak teknelerde ciddi bir hasar yok. Hafif yüzerlilikleri var. Marina yetkilileri sırayla çekecekler. Şimdi ben az önce söyledim. Benim tekneyle başlayacaklar. Kıvanç'ın sahibi burada. Diva teknesi herhalde. Diyorum. Yani C pontonu şöyle. Yani C pontonunda olan tekneler yani böyle bir şey kurmuşlar. Arkadaşlar çekiyorlar zaten. D pontonuna yaslanmış. Ve diğer bazıları da yok zaten. Onlar da arkadaşlar sürekli sahil güvenlik ve şey çekiyor. Şöyle bir daha yazıyorum. C pontonda masmavi teknesi. Nüeş teknesi. Kelebek teknesi. Festing Lenta teknesi burada. Ondan sonra şurada bir tane daha yelkenlimiz var. Bakayım adına neymiş. Arkadaşlar da çalışıyorlar hepsi, sağ olsunlar. Gala teknesi. Gala teknesi. Bu da miskin teknesi. Miskin teknesi de bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Jade teknesi burada bir sorun yok. Yalnız baş tarafta tabii diğer teknelerin C pontonundan gelen, özellikle gelen teknelerden dolayı böyle birbirine dayanmalar var. Usturmaçalar desteklemiş, bir sorun olmamış görünüyor. Kayıt yarım kaldı. Diva teknesi de yüzerliği var gibi, çekilecek öyle görünüyor. Phoebus pontonun iskele tarafında, benim iskele tarafında ayırıp manevra yaptırıp öyle almak gerekecek öyle görünüyor. Kıvanç biraz daha içeride. Ama çekilebileceğini söylüyorlar. Marina görevlilerini arayıp marina içerisinde çekilmesi konusunda talepte bulunursanız herhalde yardımcı olacaklar. Bana öyle söylendi. Hemen yan tarafımdakilere bakıyorum.